Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Uzun zamandır AE86 paylaşmıyorduk. Uzun kelimesini uzatmanın bir anlamı var mı? Uzun deyince anladık çünkü direkt. Evet, bayağı uzun zaman oldu. Çünkü AE86'yı... Bitirdik. Bitirdik zannediyorduk. Teşekkür ederim. Bitirdik zannediyorduk. Sonradan anladım ki projeler bitmiyormuş. Bir önceki bölümde her ne kadar bitti desek de bayağı bir eksik var bu arada. Sadece bir sayfa incelemeyle eksik çıkardım. Şimdi biz depoyu geçen sefer yaptık ama videonun sonunda çıkarttık. Gel bak neden olduğunu anlatayım. Şimdi böyle bir çakma depo yaptım ben buraya geçici olarak. Alıyorum şimdi aşağı bunu. O da işte bir önceki yaptırdığım parçayla alakalı. Bu da depo da. Bunda en fazla Kadıköy Fenerbahçe gidersin. Tam olarak yaşadığımız problem şu. Bu eski yaptığım kapak tam bu kadar mesafe kırılması için riskimiz vardı. Ben de ne yaptım? Onun yerine bunu tasarladım. Bu sayede bu parçalar içeride kalıyor. O zaman kurtardığım mesafeyi görelim şimdi. Bu oluyor yani. Son problemleri düzeltiyoruz. Enteresan bir şeyle karşılaştık. Tabii biz işe ulaştığımız için çekmedik. Şu mil içerideydi. Neden olduğunu bilmiyoruz. Benim bir tahminim var. Çok önceki bir tarihte muhtemelen direksiyonu çıkarmak için şuna tıklanır bazen. Ona vurdular diye düşünüyoruz. Söktüğümüzde Kemal fark etti zaten onda. Sekman yerinde değildi. Yani bunu mili tutan bir sekman var içeride. O yerinde değildi. Biz bunu dışarı aldık. Araya böyle parçalar yapıp çektirdik. Bu problem bitti. Şu anda direksiyonu takabiliyoruz. Şu ana kadar takamıyorduk. Nasıl takıyorduk? Sinyal kolunu sökünce takabiliyorduk. Yani araba yürüteceğiz diye bayağı bir şeyini takmamıştık aslında. O bir. Bir de bu da boşta. Ve şu an 5. viteste gibi duruyor. Bunu toparlayacağız. Bunun ayağını atlamışız. Onu da alacağız. Falan filan. Direksiyon göbeğinin bize getirdiği problemden dolayı direksiyon ona bağlı birçok parçayı da tabii sökmem gerekti. Kendi göbeğinle de ilgili problemlerim var galiba. Yani oturuş pozisyonum artık. Sadece direksiyon göbeği değil sıkıntı yani. Evet, bu ayki maaşım iptal arkadaşlar. Günlerden yine Süreyya Eksöz. Manifoldu taktık arabanın üzerine. AFR sensörü takacağız. Yani benzin hava karışım göstergesinin sensörü. Onun için de ölçü yerini aldık. Şimdi bunu bağlıyoruz. Sonra kaplamaya gideceğiz. Delik yerimiz burası. Bunu buraya kaynatacağız şimdi. Bitmiş egzozu niye söktün? Şöyle ki bir kere kaplamak istedim. Isı yalıtımı. İhtiyacım olan bir şey. Kaput altındaki sıcaklığı düşürmek istiyorum. Eriyebilecek bütün muhafaza işte ne varsa işte hidrolik kabı olur, kablolar olur, gaz teli olur. Onların hepsinin ısıdan etkilenmemesi için kaplamaya gönderdim. Fakat bir de AFR sensörü yani benzin hava karışım sensörü için bang deniyor ona. Onun yuvasını kaynatmam gerekiyordu. Bütün bunlar için işlemlere başladım. Süreyya'da eksikleri de tamamlamıştık. Şimdi geçelim Sedat'ın yanına. Burası Üsküdar tarafında bir yer. Sedat'ın kendi iş yeri. Eğer ki bu işlemi ilk defa görecekseniz Clio'da bunu detaylı olarak anlatmıştık. İzolasyonu. İnşallah bunu Sedat halleder. Şey var, problem var. Kaynak deliği yakaladım. Ne haber abi? Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi valla. Ben zaten anlattım her şeyi gelene kadar. Bunun detayını Clio'nun videolarını izleyebilirler diye. Bir sende bu işimiz kaldı.
Bırakıyorum sana o zaman. Tamam. Zaten biz gerekeni abi yaparız. Tamam. Şunu söylemek istiyorum. Ne gelmesini bekledin ağzına? Headers'ı içine çektin ya. Bir şey mi bekledin orada? Aa, gözle gördüm. Orada bir ufacık bir kaynak deliği kalmış. Sonra emcikliyim dedin. Öyle anladım. Hani görsel mi yoksa hakikaten delik mi diye. Hava geçince anladım. Ama sağ olsun altında izolasyon onu kaplamadan önce zaten kaynağı vurmuş. Yeni dolu malzeme getirdim. Bunu sıfırdan işleyeceğiz şimdi. Şamandıra da oynuyor. Her şey okey. Bitti. Ama aman ben ne yapayım? Of, bugün her kelimeyi uzatacak ya. Diyorsanız uzatmana videonun sonuna gidip arabanın çalışmasını izleyebilirsiniz. Ama o kadar çok sorunla karşılaştık ki ve bu sorunları nasıl çözdük? Uzatabilir miyim? Ve bu sorunları nasıl çözdük? İzlemek isterseniz gerçekten çok keyifli bir bölüm oldu. Ama teker teker bütün sorunları çözdük. Harbi ne sorun çıkmış be. Oris'i bilen zaten biliyor ama bilmeyen çok kişi olduğuna eminim. Arkadaşlar, Oris çok büyük bir radyatör firması. Ve hatta şu anda yedek parça olarak araçlarınıza aldığınız radyatörler arasında çok sık göreceğiniz iyi bir marka. Tabii ki AE86'nın uzun zamandır beklediğimiz radyatörünü sizlerle beraber iktifa ediyorum. Allah be! Allah be! Oy! Şunun güzelliğine bak! Wow! Çok güzel. Ben ölçüleri verdim, durumu anlattım. Dedim AE86'nın böyle bir radyatöre ihtiyacı var dedim. Hazırladılar, gönderdiler. Şeye kadar, fan ayaklarına kadar yapmışlar. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bir müddettir bunu bekliyordum. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Zaten altında izolasyon bunun kaplama işlemini bitirmişti. Bu da hakikaten 10 numara oldu. Baksana, sensör yerinden tut da AFR sensör yerinden tut da etiketlerine kadar inanılmaz bir iş yaptılar. Clio'da da çok iyi çalışmışlardı. Bundan sonra zaten GTR'a da yapacağız aynı işlemi. Çok iyi oldu. Radyatörün hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Hayırlı oldu. Fakat yine ufak bir hata yapmışım. Oris radyatörü tamamen benim verdiğim ölçülerde gönderdi radyatörü. Ama ben aracın üzerine takmadığım için, sadece çizerek ölçümü aldığım için illaki bir takım kaymalar vardı. Kaymalar demeyeyim de daha iyi oturtmak gerekiyor. Sonuçta verdiğim sipariş geldi. Ben de ilk defa radyatör yaptırdığım için verdiğim ölçülerle yaptılar. Geldi, takarken hatalarımı anladım. Gittim onları düzelttim. Sadece o değil, bir de depoyla ilgili bir takım ayak problemleri vardı. Ayakları güçlendirmem gerekiyordu. Kaynak vurulacağı için de bugüne kadar deponun içine hiç benzin koymadım. Yani benzinin içindeki gazı bile yeter. Kaynak vurulacağı zaman çok tehlikeli bir şey. O yüzden o kırmızı bidonla biz arabayı çalıştırmıştık. Ayakları güçlendiremediğim için. Onu da hallettik. Radyatörü de hallettik. Bitirdik. Ucuza mal olan AE80 motorlarına ne ad verilir? AE85. Beams. Beam market var ya. Gel burayı terk et kardeşim. Bu kanalı terk et. Bu kanalı terk et. Konuşma. Yani neden bahsediyorsun? Evet, geldik İbrahim'in yanına. Erbaşlar kaynaktayız. Şimdi biz AE86 bitti dedik ama egzozunu söktük, yalıtıma gönderdik. Oris'ten radyatörü bekliyorduk, radyatörümüz geldi. Depoyu sağlamlaştırmak için buraya geldik, bir ayak kaynatacağız falan.
aslında tam bitiremedik. Şimdi bitireceğiz. Ha, bu arada proje hiçbir zaman bitmez. İlla ki bir pürüz çıkacak ama hani bunu halletmemiz gerekiyordu. Of, yine bir akşamüstü geldin aklıma. Güneşin batışı ne alaka. Sanırım içinde birikmişler var. Baksana salmışsın gururu sokaklara. Of, yine bir akşamüstü geldin aklıma. Güneşin batışı ne alaka. Sanırım içinde birikmişler var. Baksana salmışsın gururu hatalarını hep örtbas eden sen, kendine bile güvenemeyen sen, herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı sen, sana sallayan herkes haklı sen, ama beni öğrenen de saklı sen, bekleyip seni görürsen çok, dediğim sen, hatalarını hep örtbas eden sen, kendine bile güvenemeyen sen, herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı sen, sana sallayan herkes haklı sen, ama inanırım. Evet. Çok da güzel oldu. Aynen, çok da güzel oldu. Aynen öyle. Şimdi yine geldik sevgili Celil'in yerine. Işık performansı. Buraya gelme sebeplerinden bir tanesi tabii ki liftimiz var. Ve yapacağımız çalışmada deneme yanılma olduğu için gideceğiz, hortumu alacağız. Oldu, olmadı. İşte bunu yukarı Tokyo garajda yapamam mesela. Gittim, geldim falan. Bazı şeylerin seri olması için sanayide çalışmam lazım. İzlanlarsın. Nerede kalmıştık? Bu dekoru güzel bunun ya. Dekoru güzel. Şimdi burada hortuma da acaba dekor yapsam mı, direkt hortum mu taksam onu düşünüyorum. Araya kromboru da getirdim. Evet, krom da güzel durur ama. Şimdi hortumlardan bir tanesi oldu, diğerleri olmadı. Biz de burada o kadar çok hortum var ki Cem abim dükkanından alacağız aşağı, dökeceğiz yere, bakalım hangisi oluyor, hangisi oluyor. Benzer bir şey bulmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 tane benzer tarzda buldum. Bunları deneyeceğim. Şimdi bu da tam takılıdan kasna kurtarıyor. Bu pay bize yeter. Hiç olmazsa bir tane olur bulduk. Tamam, bu olur. Evet, finalize ettim hortumlarımı. Buldum hortumlar bu şekilde oldu. Şimdi buraya fan gelecek. Burada böyle duracak dolayısıyla. Alt hortum da tam oldu. O şekilde oradan dönüyor. Kasna kurtarıyor. Şunu birazcık böyle çevirdim mi? Heh, daha da iyi kurtardı. Şu kelepçe sıkmadı. Bunu daha darına alacağım. Kısacası oldu. Evet, radyatör hortumları da okeydir. Son kontrolleri yapacağız. Evet, getirdik manifoldu. Daha önce birçok yerde paylaşmıştık zaten. Altında izolasyon da kaplanmış. 10 numara mal. Onu da takıyoruz. Radyatörü de taktı. Sıra kaldı depo. Çoğu problemi çözdük. Şimdi bir tane bisikletçi buldum. Oradan şambrer almak için. Şambrer ne demek? Ve nasıl okunuyor? Şambrer mi? Şambrer. Şambrer. Hava odacı demek Fransızca'da. Ama biz ona şambriyel diyoruz. Eski işte traktör lastiklerinde, bisiklet lastiklerinin içerisinde iç lastik var ya, ona şambriyel diye ağzımıza alışmış. Şey gibi düşün, marşpiyel diyoruz ya, aslında marşpiyedir onun adı. Aa. Ayak basamağı, marşpiyeden geliyor. Ya da marşpiyel falan dediğimiz. Şambrer de hava odacı. Air, air. Air. Ya. Nasıl ya? Ben mükemmelim ya. Peki yağmurlu havada şişirilen lastiğe ne denir? Sen bilgi yarışması falan mı hazırladın? Ne denirmiş? Şambrella. Sen bugün formundasın ha. Çok yalnız kalmışsın. Evet, çok yalnızım. Ağlamaya başladım. Bisikletçi buldum. Şambrel alacağım varsa. Abim iki tane kullanılmış şambrel verdi bana sağ olsun. Para da almadı. Zaten patlak olduğu için bu işimizi görecek biz. Teşekkürler Nazlı Bisiklet. Yolumuza devam. Evet, bir tane şambreli geçirdik. Hem vibrasyonu azaltsın, hem paslanmasın. Oldu be ya. Bunların hepsini işaretlemişsin, kontrol etmişsin. Evet, gel. Süpersin. Hepsi tek tek kontrol edildi, işaretlendi sana kalemle. Çok orijinal gibi oldu mu emin değilim ama oldu ya. Yani şuradan da şimdi son bağlantıyı yaptık mı? Şimdi bunu hallediyoruz. Evet.
Işık Performans'a, Faruk Usta'ya, Onurcan Usta'ya, Celil Guet'te hepsine teşekkür ediyorum. Dış ses çok sinirimi bozdu. Bugün tüm kontrolleri yaptılar. Bütün cıvataları tek tek işaretlediler. Bu önemli bir konu çünkü o cıvataların hepsini kontrol ettiğin anlamına geliyor. Dolayısıyla aracın komple altı yeniden kontrol edilmiş oldu. En son kapattım abi kamerayı. Dedim ben şuna bir gireyim, dalayım. Hızlı bir şekilde olayı çözeyim. Celil'de en son alt tarafta bakımlar komple yapıldıktan sonra içini yeniden topladım arabanın. Her şeyin fonksiyonel olduğundan emin olup işte hoparlör koyacağım. Onların kablolarını dışarıda bıraktım. Burada bayağı bir sıkıntım vardı. Burayı tamamladım. Hemen onlardan bahsedeyim hızlıca. Çünkü birazdan Serhat gelecek. SS Works. Onunla beraber kalan son işleri bitireceğiz. Efendim, bunun montajını zaten bitirmiştik. Hortumlarını bulmuştum. Fan montajını yaptım. Buraya bir tane fan montajı yaptım. Bunun yeteceğini düşünüyorum. Bu elimde vardı. Eğer yetmezse bunu kenara kaydırıp yanına bir ikincisini koyacağım. Davlumbaz olayına girmedim. Çünkü zaten çok dip dibe. Yani ölçümleyip öyle karar vereceğim. Yoksa normalde buna bir davlumbaz yapmak her zaman daha etkili. Ama onu artık çalıştırdıktan sonra bakacağım. Bir test edeyim. Ne olacak? Kutuyu sabitledim. Bu kutuyla ilgili çok ciddi sıkıntımız vardı. Bunu sabitledim. Bu bitti. Başka ne yaptım? Manifold fanlar yapılmıştı. Onlar tamamdı. Serhat'ı bekliyorum. O kadar. Serhat gelsin. Şu fazla kabloları ortadan kaldıracağız. Onları yok edeceğiz. O kadar. Her şeyi ona hazır bıraktım. İçeriden bir vakum hortumu çekeceğim. Yine Serhat'ı bekliyorum bunun için. O kadar. Ha, farları marları falan hepsini bitireceğiz bugün. Kısmetse. Olayım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Barış. Doğukan. Ha. Güzel isim. Evet. Ne? Hazırladım sana bayağı. Of. Her şey kutu gördüm. Sabitledim ettim falan filan. Radyatör falan hepsini hazırladım sana. Süper abi. Aksı koptu diyordun. Evet, gelirken yolda 92'mizin aksı koptu işte. Japon motorlu. Yeni drift aracı söylemeyeyim işte hani. Senin topladığın motor var ya. Jay-Z'li. Jay-Z pişmanlıktır değil. Genelde yürüyen dağıtıyor. Şey, bir de nazara geliyor abi. Şimdi gidiyoruz böyle. 92 aksını nasıl kopardın be abi? Aynen. Sağlam bir bana dayanmıyor ki. Benim ama her bindiğim arabanın aksı kopuyor. Ama büyükten bunun dışı koptu. Baktım alttan. Genelde mil kopuyor bende. Şey, hep yan sanayi falan mı? Bilmiyorum daha görmedik. Bizim driftçiler yan sanayilerin hepsini doğruyorlar abi. Hmm. M3 mü ne takıyorlar? O da artık yoktur ki abi. O da kalmamış. Yani kaç tane ki şey. Doğru. Olsun abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi burada abi zaten çalıştırmıştık. Aynen. Araba çalışıyordu. Sendeyken radyatör yoktu, depo yoktu. Onları da bitirdim. Depoyu da bağladım. Deponun hattını zaten şey çekmiştik, pompayı çekmiştik. Sadece sökül o bir daha şey gizli çeker, tamam çekersin diye. Şamandırayı bağladım yukarıya, kablo verdim. Bir de soket buldum arkada. Onun şeyini bulacağız. Ne taraftan çıkıyor? Şurada bir soket var içinde. Aha. 6 uçlu mu 5 uçlu mu öyle bir şey. Bir bakarız şimdi. Bakarız. Ayrılan bir yere soketi vardır. Zaten 2 tane kablo vardır. Karbütörlüydü ya. Radyatör küçük kalmamış mı? Abi 2 katı genişlikte yaptım. 5 santim abi kalınlığı bunun. Bu motorun mesela orijinali kaç litre mesela radyatör, o biliyor muyuz? Litresini bilmiyorum. Fakat genel olarak baktığımda, swap yapanlara baktığımda ki yetiyor herhalde. Honda Civic radyatörüyle yürütüyorlar abi. Onu da diyorum. Ya büyük de takıyorsun Honda abi. Honda Civic radyatörü bunun yarısı. Bu tek şey şu, klima olduğu için bir de bunların araları daha da böyle şey. Biraz daha hava şey geçecek. Geçen havada sıcak geçecek. Paso fan açacağız zaten. Bir de sıkıştırma yüksek ya. Evet, o var. Doğru. O zaman benim tek fan zaten kurtarmayacak. Serhat bence haklı. Yani litresini hesaplamadan iş mi yapılır? Geldiğinden beri adam akıllı bir şey söyledin. Teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun. Evet, litre hesabı yapmadık. Fakat bir kere bu motor bu arabaya göre üretilmiş bir araç değil. Böyle bir aracı ilk defa test ediyoruz. Bu motor 11,5 sıkıştırma ile çalışan bir motor. Yani çabuk ısınan bir motor. Yurt dışı işlerine baktığımda, yani birazcık da teknik yanaşayım diyorum olaya. İnsanlar daha küçük bir radyatör kullanmışlar. Görsel olarak. Çok daha küçük. Yani ebat olarak şöyle bir Honda Civic radyatörü kullanmışlar. Arkası fanla drift yapıyorlar ve işi bitiriyorlar. Ama bu önemli. Yurt dışıyla Türkiye'de yapılan iş arasında şöyle bir fark var. Benzin kalitesi. Yurt dışındaki benzin kalitesiyle buradaki farklı olduğundan bizim benzinimizin yanma kapasitesi oktanı daha düşük olduğu için biz ne yapıyoruz? Motorun ayarlarıyla oynuyoruz. İstediğimiz verimi alamıyoruz. Bu da bizim motorumuzun avanstan dolayı daha çok ısınmasına sebebiyet verebilir. Bu da dolayısıyla suyumuzun daha çok ısınmasına sebebiyet verebilir. Ben bunu göz önünde bulundurarak büyük radyatör yaptırdım. Ama acaba bu araç ne kadar hava geçirecek? Ne kadar rahat soğuyabilecek? Bunları test edip göreceğiz. Şimdi kalkıp ben de öyle radyatörü taktım diye de buradan bastırıp 7000 devir çevire çevire gitmeyeceğim. Bir bakacağım, ölçümleyeceğim. Ne kadar sürede ısınıyor? İşte hemen fan açıyor mu, açmıyor mu? Bunları gözlemleyeceğim. Zaten bu bir Ar-Ge. Litre hesabı yapmadım ama zaten kaç litre hesaplamam gerektiğini bilmiyorum. Onları da kullandığım şeyler. Mesela antifriz koydum. Belki antifriz oranını da değiştireceğim.
Ya bilmiyorum. Kısacası göreceğim. Belki çift fana geçeceğim. Belki tek fan yetecek. Bunların hepsini zaman içinde göreceğim. Zaman içinde göreceğim. Zaman içinde göreceğim. Hemen sanayi elektrikçisi. İşlem tamam. Sadece bana bir kağıt ya da bir poşet. Niye biliyor musun? İncecik. Ha gelin gelin var burada. Tamam çekecek mi itecek mi? Evet abi. Sok abi aradan şuraya. Bak tut abi öyle. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Yapayım mı? Evet geliyor. Çekiyor abi. Ya buraya itiyor. Bu arkaya sok abi. Evet. Tamam bunu da hemen doğru bağlayacağız. Ondan sonra suyunu koyalım. Gaz verelim aynen yanı. Çat. Koyuyoruz değil mi? Tamam abi. Ben hazırım. Fan tamam. Hadi bakalım. Öyle değil abi. Driftlerde şey yapıyorduk ya. Bu biraz uzun da. Evet olabilir. Geçerli. Güzel. Tamam. Şimdi bir kontrol edeyim orada. Aynen abi ben tutuyorum böyle. Evet ışık verelim. Barış ışık. Şu an işim güzel gidiyor. Evet şu an için 20 litre koyduk. Akmasız mı hiçbir şey yok. Aynı da uzağa. Yok. Evet saf su 1. Sanayici usulü yer atalım. Hesabıma göre o zaman saf suyla tamamladım. Bitiyor. Bunu da gömelim abi. Bu şeyden, Fatih'ten kalın. Peki tişörtünün güzelliği şaka mı? Teşekkür ederim. Kaç para istiyorsun? 2000. o kadar da ucuz bir reklam edici. Teşekkür ederim. Bu zamana kadar çok bahsetmediğimiz bizim bu premium tişörtümüz. Aslında ilerleyen bölümlerde anlamını anlayacağım bir tişört. Bu animeden esinlenerek yaptığımız bir çalışma. Kansei Dorifto. Kansei Dorifto. Tam da öyle. Tam da öyle. Kansei Dorifto. Bununla ilgili bir sahnemiz olacak. Aslında çok fazla spoiler vermiş oldum. Ama tabii o çok daha sonra olacak. Çok daha çok sonra. Çok daha sonra. Teşekkür ederim. dmetre46.com sayfama girip tişörtlerinden tükenmeden alabilirsiniz. Aslan. Devri görüyorsun. Ha geliyor. Yeni geliyor. Toplan da abi. Dur. Ben sadece kontu açayım. Şu avans haritamızı bir kalacağız. Şey açık. Rölanti motor yeri mi? Alttaki tüp var ya rölanti motor için yapmıştım. O. Gel. Uzun zaman olmuş ama oturmuyor. Sen asladın mı? Ben 10 numarayım oğlum. Arka koltuğa kadar oturdum. Yok benden soru yok. Ya 1500-1600'lerde duruyor işte. On yedi lokma versene.
19. Ne için? Direksiyon mu? Direksiyon söküş. Gerek yok. Yolda gerek yok. Abi hani beraber kullanacaktık? Arada veririm sana. Kalite olunca zor geçiyor biliyor musun? Yeter abi. Bakayım. Tamam. Mis. Come on, let's go. Road da güzel. Tamam, hidrolik yok. Hem önümüzü görmüyoruz hem... Ben dedim bunlar tadı aldı bırakmazlar. Kaç yapayım dedi, dedim bir 5500 yap dedim kesiciyi, tamam mı? Abi bak 5500'e bir geliyor araba. Gel diyor, aç diyor. Ne varsa aç diyor. Tamam, kursağında bırakıyor. Ki şu an en ölü şeyindeyiz. Riski atmayalım dedik. Hem yani hem zifiri karanlık hem şey. Ama üf. Bak üf, acayip bir şey geliyor. Acayip bir şey geliyor yani. Daha bu hiçbir şey değil. Bu fragman. Daha sonra fragmanı yarın gündüz vereceğim. Hı-hı. Fragmanı gündüz vereceğim. Hı-hı. Filmi yazın çekeceğiz. Şimdi önce bir marşa basalım dedik. Araçta ne oluyor, ne bitiyor? Depoyu koyduk. Benzin pompası verimli çalışacak mı? Ne olacak, ne bitecek? Güzel, gelecek var. Gelecek vaat ediyoruz. Bu Japon bayağı şey yaptıracak. Bu kaç beygir abi? 210 mu? 210. Tork ne var? Tork yok ama. Yani 200-210 civarı standartlı. Biz bir de ITB koyduk buna. Aha. Düz boru çıkışımız var. Düz boru değil de yani şey, hı-hı, açık, daha açık bir şeyimiz var. Ben bu iki setuptan da güzel bir ayar girdik mi? Bir de vanosları aşağı çekeceğiz. 215-220'leri buluruz, hı-hı, diye düşünüyorum. Vanosu aşağı çekip emmeyi daha altta bir torklu kaldıracağız. Benim şeyim ikincisi girdikten sonra bakalım ne olacak. 5000'den sonra göreceğim abi. Hayat biz şu an tamamen vanosuz mu? Vanosuz, bomboş. 5500 dönüyor. Sadece ITB'nin şeyi var. Yakıt ayarı hiçbir şey görmüyoruz. Avansımız zaten gördüğün gibi kısık her şeyi. Hani maksat şey olsun dedik. Orada açacağız. Daha sonra sen bir de buna etil alkol koyup da ona göre şey yaparsan. Etil koyduk mu? Uf, can alır bu. Abi o zaman bir şey diyeceğim. Biz sana gelelim. O kadar başka bir şey söylemeyeceğim. Tamam. Ben şimdi aracı bölümün bu kısmında Serhat'a bırakıyorum. Çünkü Serhat benim bu yoğun dönemimde bana destek verecek. Gördüğü bütün eksiklikleri düzeltecek. Bu eksikliklerin ne olduğunu da Serhat'ın videosuna girip orada izleyebilirsiniz. O gördüğü her şeyi toparlayacak. Kendi içeriğini de anlatacak. Onun için Serhat'ın video kanalını takip edin. Oradan bakın. Malum zaten bu videodan 10 gün sonra ben Domine'ye gidiyorum. Birkaç ay kısmetse. Denenebildiğim kadar. Hiç gözün arkada kalmasın. Biz çayımızla, çekirdeğimizle ben seni izleyeceğim. Afiyet olsun. Sen yokken de buraları boş bırakmayız bu arada. Hiç şüphem yok. Afiyet olsun. Yanına mısır patlatırsın. Tabii tabii. Hamburger yersin. Oo, sen açken yersin. Neler yiyeceğim var ya. Yersin. Yersin. Demedim ama sen anladın. Yükledik. Malı getirdik. Şimdi Serhat SS Works'e. Hadi bir ses vereyim. Ondan sonra içeri alalım. Thank you.
Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer ki abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Ayrıca dmetre46.com sayfama girip oradan bu efsane tişörtlerimden, mousepadlerimden, anahtarlıklarımdan alıp kanalın projelerinin bir parçası olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Nice.